Oğlum bu Cenk sapıttı. Sana inanamıyorum. Nasıl gidip de bakmadan dayanabiliyorsun? Adam kavukla geziyor. Bana ne? Ne demek bana ne? Cenk'ten bahsediyoruz. Cenk bizim en yakın arkadaşımız. Ya benim değil. Hayda. Sen doğruyu söyle bana. Rumeli Beylerbeyi'ni sana değil de Toygar'a teklif ettiği için kızdın. Vallahi ben kendimi kurtardım. Anadolu Beylerbeyliği bende. Ben rahatım, gerisini siz düşünün. Evet. Kimseye yaymadığınız dedikodu kalmadı. Selim ve Murat dışında. Tamam. Siz gidin padişahımıza haber verin. Ben de bu ikisine söyleyip geliyorum. Tamam. Murat! Bak, Berna ve Rezan bir yeni dedikodu yayacaklarmış. Git bak bakalım neymiş. Şey, müdür daver hakkındaysa biliyorum onu. Ya gitsene. Ne bağırıyorsun ya? Bu da bir deli. Aa. Selim. Ne? Canı sıkın belli. Hadi açıl bana Selim. Ya seni böyle üzgün görmek içimi cız ettiriyor. Sana yardımcı olamamak kahrediyor beni Selim. Ya bir şans ver bana. Doğruyu söyle. Ayşegül denen kız seni üzüyor değil mi? Hiç sana değer vermiyor hiç. Oysa ben sana o kadar çok değer veriyorum ki. Hatta kuruşunu bile hesaplayabilirim. Tuğçe, rahat bırak beni. Ya Selim, gözündeki perdeyi kaldırmak için ne yapmam gerekiyor? Söylesene. Ya dedim ya Tuğçe, rahat bırak beni. Tamam, seni rahat bırakacağım. Ama bir teklifim var. Ya bana bir fırsat ver. Mesela okul gazetesinin bundan sonraki sayısında birlikte çalışalım. Ya bir çalışma ortamımı gör. Bir bakalım, birlikte anlaşabiliyor muyuz? Birbirimizle uyumlu muyuz? Sadece iki gün. Çok fazla bir şey istemiyorum ya Selim. Tuğçe, rahat bırak beni. Ne olur bak. Hiç boşuna numara yapma. Acıyamaz. Çünkü içi boş. Hey Allah'ım ya. Ve Amerika'yı işgal edeceğiz. Ay Cenk, ne kadar inandırıcı anlatıyorsun. Vallahi bir an gerçekten yapacakmışsın gibi hissettim. Yapacağım Ceren, ikimiz için yapacağım. Dünya imparatoru olduktan sonra ilk işim seninle dünya evine girmek. Bahçesinde minik şehzadelerin koştuğu pembe pancur minik bir sarayımız olacak. Ay ben bayılırım pembeye, canım benim. Cenk, bana da bir prenslik verirsin herhalde. Melda, hocam. Hocam ya, çocuklar siz biraz dışarıya çıkın. Hazır Cenk'in önünde dünya haritası açılmışken ona tarihten sözlü yapayım. Başarılar. Sana inanmıyorum Duman. Duman mı? Siz beni kedinizle karıştırdınız hocam. Cenk ben. Benim burada tamamlamam gereken bir misyonum var. Duman, Ayşegül senin yüzünden tam 120 sene kedi olmaya mahkum edildi. Biliyorsun ki dilek kuponlarındaki dileklerden etkilenenler yapılan iyiliği ancak kendi istekleriyle geri çevirirlerse yapılan sihirde geri döndürülebiliyor. Yani Ayşegül'ü kurtarmak için senin kendi isteğinle yeniden kedi olman gerekiyor. Yapma ya. Hadi şimdi doğru eve. Cidden çok üzüldüm. Sen Ayşegül'e söylersin. Ben dünyayı ele geçince Ferit'in ona verdiği cezayı kaldıracağım. Duman, çabuk eve dedim. Ama insan olmak çok güzel. Ne? Gördüğün gibi yavrum. İnsanlığın tadını aldı bir kere. Evet Ayşegül. Duman'a 10 saniye daha süre veriyorum. Ondan sonra... Artık altına yaymak için... Hangi gazeteyi tercih edeceğini sen bilirsin. 10. Sana 10 saniye süre veriyorum. 10. 9. 9. 8. Nihayet karşılaşabildik Cenk Efendi. Yine mi sen ya? Fethi, Naci, neredesiniz? Gördüğün gibi benim yanımdalar. Biz doğruyu gördük Cenk. Yiğitliği, adaleti, cesareti seçtik. Ne? Toygar abi için canımız feda. Öyle kahramanlık dediğin okul müdürü hakkında dedikodu yaymakla olmuyor. Yürekle, bilekle oluyor.
Bu okul artık ikimize fazla. Ya sen gidersin ya ben. Çek cetvelini. Senin cetvelinden mi korkacağım ben ya? Şimdi önce o kafandaki kavuğu oyacağım, ondan sonra içine seni dolduracağım. Ondan sonra top gibi okulun koridorlarında yuvarlayıp herkese rezil edeceğim. Kurtar beni Melda. Sen nasıl kurtulacağını çok iyi biliyorsun Tuğman. Yok yok, ben karar verdim. Yeğenimin kedi olmasına gönlüm razı olmadı. Her şey Ayşegül için, ben gidiyorum. Of Tuman, of. Ailemiz için ne kara bir gün. Seni kaybettik, şimdi de Ayşegül'ü kaybediyoruz. Ve bunu engellemek için hiçbir şey yapamıyoruz. Ah, Tuman. Ne demek Selda, ben izin verir miyim sizin üzülmenize? Tuman! Ayşegül'ün başına gelenleri duyar duymaz dedim ki dünya imparatoruymuş, kainatın hakimiymiş, hepsi hikaye. Ay Duman. Ben önce ailemi düşünüyorum. Duman inanmıyorum. Konuştu. Duman konuştu. Ay. Ay Seldoş'cum, mutfak kapısını yine açık unutmuşsunuz. Aman be, kimin umurunda Şükroş? Duman konuştu sonunda. Konuştu. Ay bu hastalığım bitmeyecek herhalde benim, görüyor musun? Yine psikolog yolları göründü bana. Melda hocam, siz aramızdan çekilin. Bu Cenk'le benim aramda bir mesele. Benim adamlarımı elimden almanın, okulda dedikodu yaymanın ve de özellikle Ayşegül Hanım'ın ardına adam takmanın cezasını ödeyeceksin. Ne? Ben ne zaman okula geldim ya? Benim en son hatırladığım boğazım şiş, evde yatıyordum. Annemin bana yaptığı sıcak çorba içiyordum. Allah benim hiçbir alakam yok. Sen bittin Cenk. Hocam izninizle. Kaçma. Dünyayı ele geçirdikten sonra da bana pembe panjurlu bir saray yaptıracak. Sonra şehzadelerimiz bahçesinde top oynayacaklar ya. Süper değil mi? Aa, Cenk. Ya pembe panjurlarımız pembe, cumbalarımızda turancı olsun. Ya ne zor oluyorsun ya. Kaçma, boyun ölçüsünü alacağım senin daha. Kaçma. Cenk. Bırakın prensimin peşini. Müdür bey. Sayenizde sabah sabah içimiz açıldı ya. Ben diyorum ki her sabah tekrarlamak lazım. Tabii hocam. Beyler, neticede 2 saattir içerideyiz. Hiçbir olay olmadı, bir sorun yaşanmadı. Değil mi Melda Hanımcığım? Yok müdür bey, ne sorunu? Her şey bildiğiniz gibi. Bu Caner'le tüm evlenecekler. Kaçma, Balkanların padişahı, kaçma! Ya bırakın beyaz atlı prensi be, Cenk! Bunlar müferit olaylar canım. Geri beni, hadi. Kızım sen bu çocuğun kıymetini bil bence. Baksana, 120 sene kedi olmaktan kurtuldun. Ay yavrum, çok yoğunsun değil mi? Kıyamam. Şifre meselesinde zamanını cuma akşamına kadar uzatıyorum. Bir de o var değil mi? Bir de Can var. Can mı var? Canavar o, canavar. Bu kadar işin var, hala burada oyalanıyorsun. Dur ben seni acil telgrafla göndereyim canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.